Daha yeni otobüsler gelebilir. Artık otobüsler çok eskide. Çok fazla kullanmıyorum ama çok kalabalık buluyorum. Kayseri'de ulaşım önceden beri çok iyi bence. Kayseri'deki ulaşım iyi de bizim milletimiz mesafeye uymuyor. 7'den 70'e herkesin kullanım alanı olan toplu taşıma araçlarını Kayseri halkına sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Otobüs anlamında çok pek iyi diyemeyeceğim ama tramvay anlamında beğeniyorum. Yani kendim uzak ilçede oturuyorum ama otobüs anlamında pek 15 dakikada bir gelmesi gerekiyor mesela. Hani tam saatlerinde gelmiyor ya da hani istediğiniz şekilde gelmiyor ama tramvay anlamında çok iyi. Peki pandemi kurallarına uyuluyor mu? Uyuluyor. Maske konusunda, dezenfekte konusunda falan sıkıntı yok. Peki Kayseri'deki ulaşıma ne tür yenilikler getirilebilir? Daha fazla hani otobüs, tramvay sayısı konusunda artırım yapılabilir. Yani başka hani küçük minibüs kullandırılabilir her tarafa. Başka da yani bu kadar. Bence iyi. Biz İldem'de oturuyoruz, memnunuz. Eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Eklenmesini istediğimiz. Yok valla şu anda bana göre. Maskelerden kurtulmak sadece istediğimiz. Maskeleri bir an önce kurtulmak yani. Başka bir şey istemiyorum. Evet. Peki toplu taşıma araçlarında pandemi kurallarına uyuluyor mu? Uyulmuyor. Maalesef uyulmuyor. Çene kısmında kalıyor maskeleri. Uyarı verdikleri zaman kullanıyorlar. Bir metre mesafe dedikleri zaman iç içeler hepsi. Telefonda konuşmalar oluyor. Oluyor yani. Halkımız duyarlı olması gerekiyor aslında. Yani saatinde geliyor, saatinde gidiyor. Ulaşım daha nasıl oluyor? 10 dakikaya bir şey var, tramvay var. Ulaşımda herkes ona göre kendini ayarlıyor yani. Şey yok, sıkıntı yok bence. Peki ne tür yenilikler isterdiniz ya da ne olsun isterdiniz? Vallahi bazı bölgelerde inşaat çalışmaları falan var. O yönden otobüs aksıyor. Başka da sıkıntı yok yani. Kayseri ulaşımda iyi. Peki toplu taşıma araçlarında pandemi kurallarına uyuluyor mu? Uyuluyor, genelde uyuluyor. Uymayan da oluyor ama uyuluyor. Biz şu anda benimle burnum açık mesela. Uyuluyor yani. Yani herkes alıştı. Maskeye alıştı, ortama alıştı. Evvela şöyle başlayayım. Biliyorsunuz 2 yıldır dünya büyük bir pandeminin etkisinde. Bu konuda devlet büyükleri olsun, bakanlar olsun ya da il belediye başkanları olsun, büyükşehir belediye başkanları kendi çapında bir yolcu kapasitesi, yolcu kısıtlaması yapıyorlar. Otobüslerde, tramvaylarda vesaire, toplu taşımalarda yolcu kısıtlaması mevcut durumda. Ben önce öz eleştirimi aktarayım size. Geçenlerde bindiğim otobüste, yani tabii ki burada toplumumuz da çok bilinçsiz. Sanki hiç pandemi yokmuş gibi hala herkes iç içe oturuyordu. Koltuklar boş, bir boş bir dolu olacak şekilde oturmak gerekirken herkes iç içe oturuyordu. Ben kendi ailemden örnek verecek olursak, babam kronik kalp hastası. Bana bulaştığı takdirde direktmen ona bulaşacak. O bu hastalığı atlatamayacak. Yani bir kişinin vebalini niye herkes taşıyor? Yani şoför uyarı yapması gerekirken niye hiç vatandaş uyarmıyor? Ya da vatandaşımız niye hiç bilinçli değil? Bu konuda düşüncemi ifade etmek istemiştim sadece. Ama genel olarak toplu taşımadan memnunum tabii ki. Güzel, yani akıcı şekilde. Hani gidebiliyoruz. O kadar kalabalık değil pandemiden dolayı. Yani ne diyebilirim başka? Pandemi kurallarına uyuluyor mu? Evet, uyuluyor. Uyuluyor. Herkes maskesini takıyor. Yani sınırlı kişi de araçlara, insanlar alınıyor. Ne tür yenilikler getirilebilir? Şöyle olabilir. Yani dolmuş gibi yenilikler getirilebilir. Çünkü insanlar ulaşacakları yerlere çok hızlı gitmek istiyorlar. Bu yüzden de sıkıntı yaşayabiliyoruz şu anda. Vallahi her yer çok güzel ama sadece Erkilet'te biraz aksaklık var. Yani özellikle öğrencilerin olduğu yoğun dönemlerde bayağı sıkıntı çekiliyor. Bir de biz dört gözle şey bekliyoruz, tramvay. Yani hangi düzergahlarda olacak? Yani Erkilet biraz böyle üvey evlat gibi görülüyor. Yani en çok bunu söylemek isterim ben. Yani biraz daha o bölgelere yatırım yapılırsa, hani gelişmesi için, ulaşım için, her yönden. Yani parklar olsun, sosyal gelişim olsun, yani her yönde biraz mahrum.
Erkilet'e tramvay istiyorsun. Erkilet'e tramvay. Yani özellikle biraz da sosyalleşmesi yani. En çok mağdur olduğumuz yerler bunlar bizim. Kayseri'de ulaşım önceden beri çok iyi bence. Şimdi bir de ben bugün mesela Develi'ye gittim. Önceden dolmuşlar vardı özel. Artık belediye devralmış sanırım. O Develi'ye giden veya ilçelere giden araçlarda da bilet basarak gidilebiliyor. Bu güzel bir uygulama. Bunu beğendim. Bir de ulaşıma giriyor mu bilmiyorum ama scooter olayı var yeni gördüğüm. Ben Zümrüt Mahallesi'nde oturuyorum. Sadece orada biraz çok araç gitmiyor oraya. Biraz şehre yakın olduğu için tramvay da geçmiyor. Biraz orada ulaşım sıkıntı oluyor. Şehre yakın bölgelerde. Sadece tek problem bu benim gördüğüm. Peki eklenmesini istediğiniz bir şey var mı? Tramvay hattının genişlemesi gerekir. Daha farklı bölgelere de gitmesi gerekir bence. Kayseri'deki ulaşım iyi de bizim milletimiz mesafeye uymuyor. Çoklar aynı benim gibi işte. Bak benim güçlü maskeyi tam takmıyor. Değilse çok iyi. Çok iyi. Yani toplu taşıma araçlarında pandemi kurallarına uyulmuyor. Uyulmuyor. Çok da çok yerde uyulmuyor. Çok mesela şeye koyuyorlar şu yeşil adamın görmüyor bile. Yerlere koyuyorlar görmüyorlar bile. Başka bir değilse başka çok güzel. Ulaşım güzel tramvay anlamında ancak otobüslerde çok sıkışık. Koltuklar özellikle ara mesafesi küçük olduğu için ben uzunum. Dizlerim çarpıyor. O şekilde. Peki pandemi kurallarına uyuluyor mu? Yani otobüslerde pek uyulmuyor. Ama tramvaylarda genel olarak uyuluyor. Peki Kayseri'deki ulaşıma ne tür yenilikler getirilebilir? Bilemiyorum. Daha çok otobüs yapılabilir ya da daha yeni otobüsler gelebilir. Artık otobüsler çok eskide. Çok fazla kullanmıyorum ama çok kalabalık buluyorum. Yani araçları falan her türlü çok kalabalık buluyorum. Ve sağlık yönünden de hiç doğru bulmuyorum. Kalabalık bulduğunuzu söylediniz. Peki pandemi kurallarına uyuluyor mu? Hayır. Yani çok fazla herkes dip dibe, yan yana, kol kola. Yani birbirleriyle değiyorlar, sosyal mesafe yok. Doğru bulmuyorum. Peki ne tür yenilikler getirilebilir? Yani denetlenerek kişi sayısına göre alınmalı bence. Öyle düşünüyorum. Ya da mesela tramvaydayız şu an. Tramvaylarda güvenlik görevlisi olmalı. Yani denetlenmeli, daha sıkı güvenlik önlemleri alınmalı diye düşünüyorum.